Merhaba arkadaşlar. Cümle çeşitleri testimizin ikincisinin çözümüyle beraberiz. Birinci sorumuzdan çözümlere başlayalım. Bu cümlenin olumsuz devrik soru şekli aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, hem olumsuz olacak, hem devrik olacak, hem soru olacak. Yani cümlemizde olumsuzluk eki olacak yüklemimizde, eylem gerçekleşememiş olacak, yüklem sonda olmayacak ve soru olacak. Arkadaşım, baktığın zaman cümle bu. Hiç sorudaki cümleye dahi bakmadan, soru olmayanları elesem hiçbirini eleyemiyorum. Peki devrik arkadaşım olmayanları eleyelim. Cümlem yüklemim sonda mı? Devrik değil. Arkadaşım yüklem sonda mı? Tamam, bu kalabilir. Arkadaşlar yüklem sonda mı? Bu da gitti. Yüklem sonda mı? Bu kalsın. Yüklem sonda mı? Bu da kalsın. Peki sevgili arkadaşım A ve C'yi eledim. Peki olumsuzluk eki var mı dediğim yerlerde? Baktığın zaman B seçeneğinde olumsuzluk eki yok. B'yi de eledim. Arkadaşım E seçeneğine baktığında olumsuzluk eki yok yüklemde. Bu da gitti. Kaldı elime denizli. Baktığın zaman yüklem sonda mı değil devrik. Soru cümlesi mi? Evet. Peki arkadaşım, olumsuz mu? Evet. Cevabımız Denizli seçeneği. Soru 2. Bu cümlenin özelliği hangisidir? Durum hikayesinin en önemli temsilcilerinden olan Sait Faik, edebiyatımızın İstanbul öykücüsüdür. Arkadaşım, burada fiilimsi varsa bu cümle girişik bileşik bir cümledir. O zaman basit cümle olanları ben evine yolcu ettim. Ya C diyeceğim ya E diyeceğim. Peki yüklem sonda mı? Evet, isim soylu bir sözcükse yüklem sonda. Kurallı yani. Aynı zamanda isim cümlesi mi? Evet. Peki baktığın zaman olumsuzluk eki var mı? Yok. O zaman cevabım olumlu. İsim cümlesidir. Yüklemi yerine göre kurallı. Yapısına göre ise birleşik bir cümledir. Soru 3. Hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar, beraber çalıştığı arkadaşlarına hiç selam vermez derken tık tık sıfat fiil eki var. O zaman bu girişik birleşik bir cümle midir? Evet. Birleşik cümle illa fiilimsi olan cümle değil. İç içe birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, kiili birleşik cümle de olabilir. Kitap en büyük hazinedir derdi. Arkadaşım, bir aktarım mı var burada? O zaman bu da iç içe birleşik bir cümle midir? Evet. Elektrikler giderse işler yarım kalır derken şartla birbirine bağlamış cümleleri. Bu cümlede şartlı birleşik cümledir. Sevgili arkadaşım, Edirne seçeneğinde toplumsal çekişmeler derken fiilimsi aldığı için bu cümlede bir birleşik cümledir. Ama Denizli seçeneğinde tek bir yargı var, fiilimsi yok. Bu cümle o zaman nedir? Basit bir cümledir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Soru 4. Hangisi yan cümleciğin görevi yönünden bu cümleyle aynıdır? Arkadaşım, yan cümlecik dediği fiilimsidir, doğru mu? Hemen fiilimsinin aynı zamanda yan cümleciğin özne, nesne, dolaylı tümleç görevlerinde de kullanılabileceğini konu anlatımımızda sunmuştuk. Hemen burada yan cümleciği bulduk, isim fiil ekini. Verimi azaltır. Arkadaşım, azaltan ne? Gürültülü ortamlarda çalışmak. Anne an kim sorusuna cevap verdiği için yan cümlecik ne görevinde kullanılmış? Özne. Bakıyoruz A'ya. Yan cümleciğimiz burada. Peki arkadaşım, yurt dışından paralı bir adam olarak dönmüş. Nasıl dönmüş? Eylemi nitelediği için burada zarf görevinde, ki zaten zarf fiil eki. A'yı eledim. Yeni çıkan kitabı okuyucuyla buluştu derken burada yan cümleciğimi buldum. Peki buluştu yüklem, buluşan ne? Yeni çıkan kitabı. Anne an kim sorusuna cevap verdiği için burada yan cümlecik yukarıdakiyle eşdeğer, yani özne görevinde kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Cevabımız Beyhan seçeneğidir. Soru 5. Hangisi söylenemez diyor. Sevgili arkadaşlar, gecenin karardığı bir zamanda yüreğimden dökülen söz incilerini senin yorulmuş sevdana adadığımı anlamını istiyorum diyor bize bu soru.
Arkadaşlar birleşik bir cümle gözüme çarptı. Hemen burada dökülendeki an sıfat fiil ekini, aynı zamanda nasıl sevda, yorulmuş sevda, arkadaşım anlamanı derken mame, ya birleşik bir cümledir çünkü birden fazla fiilimiz var. Bir tane olması bile yeterli. Birden çok yan cümleciyi dediği sevgili arkadaşım, biraz önce de söyledik fiilimsi değil miydi? Al 3 tane fiilimsi ekini bulduk buralarda. O zaman Ceyhan seçeneği de gitti. Olumlu bir cümledir diyor. Arkadaşım eylemimize baktığımızda bir olumsuzluk eki var mı? Yok. Olumlu bir cümle. Peki fiil cümlesi istemek aynı zamanda kurallı mı, yüklem sonda mı? Evet. O zaman bu da gitti. Kaldı Ayhan seçeneği, sıralı cümle. Soru 6. Hangisi söylenemez? Birincisi olumsuz isim cümlesi. Sahip olmak kolay iş değil. Arkadaşım baktığın zaman olumsuz mu? Evet. Peki isim cümlesi mi? Ki yok değil sözcükleri zaten isimlere gelir. A'yı eledim. Gelelim B'ye. Birleşik fiil cümlesidir. Arkadaşım B seçeneğinden devam ediyoruz. Üstelik mutsuz olma korkusuyla kendini tanımaya yanaşmıyor insan. Arkadaşım fiil mi? Evet. Peki birleşik cümle olması için var mı arkadaşım bir fiilimsi? Evet, burada da fiilimsi var. O zaman birleşik fiil cümlesi. Peki yüklemin yerine göre kurallı mıdır? Hayır. Üçüncüsü basit fiil cümlesidir demiş. İşi hazır bilgilerle yürütmeyi tercih ediyor. Arkadaşım evet, bu bir fiil cümlesi, tercih etmek. Ama sevgili arkadaşım burada fiilimsi olduğu için bu cümle basit değil. Birleşik bir cümledir. Bu bağlamda cevabım Ceyhan seçeneğidir. Soru 7. Hangisi yoktur? Eskiden bu dağlar, bu yaylalar bizimdi. Arkadaşım isim cümlesi midir? Evet. Ayhan'ı ele. Peki baktığın zaman sevgili arkadaşım burada bir fiilimsi var mı? Basit cümlede diyebilir miyim? Evet. Arkadaşlar devam edelim. Şurada diyor ya, kimse kırışıp görüşmezdi derken zarf fiil eki var mı? O zaman fiilimsinin olduğu cümle girişik bileşik cümle ise ben burada Eyhan seçeneğini delerim. Kal delimde ya C ya da D sevgili arkadaşım. Devrik cümle neydi? Yüklemin sonda olmadığı cümle. Hemen şöyle bir inceleyelim. Ben gezerdim yayla yayla derken. Yüklem sonda mı? Değil. O zaman devrik cümlede varsa sıralı cümle yoktur. Cevabım Ceyhan seçeneğidir. Birinci cümle isim cümlesidir diyor. Söylenemez. Belli mevsimlerde daha sık görülen hastalıklar vardır. Evet, isim cümlesidir. Peki birleşik midir? Evet, burada bir fiilimsi var. O zaman armut seçeneğini elerim. İkinci cümle kurallı, yani yüklemin sonda olduğu bir fiil cümlesidir. Hemen bakıyorum, görülür diyor. Evet, yüklem sonda mı? Evet. Fiil cümlesi mi? Evet. O zaman Beyhan seçeneğini de eledim. Üçüncü cümle birleşik kurallı bir cümledir. Hem yapısına göre birleşik hem de yüklemin sonda olduğu. İlkbahar ise havaların ısınmaya başlaması ve doğanın uyanışı ile birlikte birçok insanın kendini daha iyi hissettiği bir mevsimdir. Ey benim güzel arkadaşım, hemen bakıyoruz 8. soruda. Baktığın zaman birleşik mi bu cümle? Hemen sevgili arkadaşlar, ısınmaya başlaması. Burada fiilimsilerin olduğunu görüyorsun. Evet, birleşik. Peki kurallı mı? Evet, yüklem sonda. Peki yüklemin türüne göre ne cümlesi dersin? İsim cümlesi deriz. Geldik Denizli'ye. Basit fiil cümlesi. Yani fiilimsi olmayacak. Ancak kimileri ilkbaharın başında halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik hissedebilir. Evet sevgili arkadaşım, fiilimsi yok, basit cümle. Hissetmek yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiilse burada Denizli seçeneğini de eledim. Beşinci cümle birleşik bir isim cümlesidir. Hemen bakalım, birçok insanın, birçok nedenin bir araya gelerek, burada ne var, fiilimsi. Birleşik bir cümle kabul edilir baktığın zaman. Ama sevgili arkadaşım, yüklemimiz nitelendirmek eylemi olduğu için birleşik bir isim cümlesi değil, birleşik bir fiil cümlesidir. Cevabımız Edirne bu soruda. Soru 9. Hangisi yoktur? En üretken şairlerden biriydi derken isim cümlesi diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Peki baktığın zaman sevgili arkadaşım fiilimsi var mı? Yok. Basit cümle de diyebilirim.
Hemen her yıl şiir kitabı yayımlardı. Baktığın zaman burada da herhangi bir şekilde bir fiilimsi yok. Sevgili arkadaşım, burada devam ediyoruz. Bununla da kalmaz. Başka dillerden çeviriler yapardı derken. Sevgili arkadaşım, devam edelim. Dergilerde de yayımlardı güncel sorunları diyor. Dergilerde de yayımlardı güncel sorunları. Şimdi şurada baktığımız zaman bununla da kalmaz. Başka dillerden de çeviriler yapardı. Kaç tane yargı var? İki tane. Sıralı cümle olması için iki yargı yeterli. Bununla kalmayan kim? O. Başka dillerden çeviriler yapan kim? Yine o. Bağımlı sıralı bir cümledir. C seçeneğini deledim arkadaşım. Ya D diyeceğim ben buna ya da E diyeceğim. Yüklemin sonda olmadığı bir cümle. Dergilerde de yayımlardı güncel sorunları. Yüklem sonda mı? Değil. O zaman devrik cümledir de gitti. Kaldı birleşik cümle. Cevabımız Denizli. Sonuncu sorumuz. Hangisi söylenemez? Birinci cümle girişik bileşik bir cümle. Yani fiilimsi, yani yan cümlecik olan. Bu da neden Melendiz adı verildiğini kesin olarak arkadaşım bakın burada fiilimsiler var. Armut seçeneğini eledim. İkinci cümle kurallı fiil cümlesidir. Baktığın zaman yüklem sonda mı? Evet. Peki okumak fiil mi? Evet. B seçeneğini de ele. Üçüncü cümle basit yapılı cümledir. Yani fiilimsi yok. Malandasa ile ise Malalı kenti anlamına geliyormuş. Baktığın zaman evet bir basit cümle fiilimsimiz bulunmamakta. Dördüncü cümle yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Arkadaşlar demek eylemi makmek isim fiilikini almış artık ne olmuş bu? İsimleşmiş. Bu bağlamda sevgili arkadaşım Denizli seçeneğini eledik. Peki beşinci cümle olasılık bildiren fiil cümlesidir. Evet, olmak eylemi fiil. Peki abilmek, ebilmek olasılık anlamı mı katmış burada yeterlik eylemi? Evet, cevabımız Denizli seçeneği. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.